FRP.net Podcast'a hoş geldiniz. Ben Özay Şen. Karşımda çünkü o kendisi Avrupa yakasında otururken ben Anadolu yakasında oturuyorum. Yani karşımda oluyor. Sevgili Kayra Küpçü var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Çok resmisin. Çok resmiyim. Şu anda takım elbiseyle oturuyorum. <laughs> ben de o şekilde oturuyorum. Ne kadar enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne var? Ne, ne, ne yapıyorsun? Bir şey yok maç falan izliyordum. Oturuyordum <laughs> evde böyle. podcast'im geldi. <laughs> Benim de podcast'im geldi. Evet. Zaten sıkı takipçi arkadaşlar hemen dikkat edecektir. Biz yaklaşık bir herhalde iki haftadır falan kayıt atmıyorduk. Neden? Neden? Böyle miniş bir tatil e, oldu tabii ki. Yaz sıcak aylar. Böyle İstanbul'dan biraz daha uzaklaşıp kolayca denize girilebilecek yerlere doğru uzaklaştık. Kolayca denize girilebilecek yerler. Evet rahatlıkla. Böyle güneşlenebilecek kum ve deniz. Güzel. Bu ikisinin arkasındaki bağlantı önemli. Güzel. Peki ben bunu nereye bağlayacağım? Başka bağlantılar olan yerlere. Bugünkü podcast konumuzda Kayra'yla e, FRP ve Dijital Dijital FRP <gülüyor> <gülüyor> ve dijital oyunlar arasında bir bağ var mı? Birbirlerini etkilediler mi? Yani bu uzun bir başlık da daha düzgün bir şekilde oturtup onu bir e, başlık haline getiririm şimdi şey yapamadım oturtamadım da. O zaman sana sorayım. Sence hangisi hangisini etkiledi ya da nasıl bir süreçle FRP ve dijital oyunlar birbirini etkileyerek bugüne kadar geldi? Geniş Etkileşti. bir Etkileşti. Etkileşti. Geniş bir konudan başlayıp özele doğru inmeye başlayalım hatta. Evet. O zaman bugün yine oyun dünyasının tarih sayfalarında bir gezinti yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi e Öncelikle şöyle bir durum var. Hani başta soruya bir cevap verelim mi? Mesela FRP ve dijital oyunlar birbirini etkiledi mi? mi? Evet, birbirlerini evet. etkilediler. bunu evet. Açıkça söyleyebilirim. Ee, şimdi daha genel kavramıyla biraz anlatmak gerekirse burada çok önemli birkaç isim var. Ee, onlarla başlayalım. Aslında insanlar hani oyun deyince aklına böyle oyun dünyasının önemli isimleri olarak işte kim gelir aslında? Modern zamanların isimleri gelir, değil mi? Yani nasıl diyeyim? Tim Kane gelir. İşte Lepon, Boyarski. E, Boyarski gelir. Ne bileyim böyle e, ya yani oyun dünyasının isimleri bellidir işte genelde id software'dan, Bethesda'dan falan böyle hani yaratıcı yapımcı isimler gelir aklımıza falan. Hı hı. E, aslında oyun dünyasında bu isimler gerçekten modern isimler olarak kalıyor. Oyun dünyasının tarihine baktığımız zaman çok daha farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Yani isimlerle karşılaşıyoruz. Şimdi mesela e, ilginç bir örnek vereceğim. Oyun dünyasının aslında ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi dijital oyun ve FRP'den bahsediyorum burada. Oyun derken hani bildiğimiz çocuk oyunları veya işte şey oyunlar değil yani. yani oyun Yok. çok eski zaten baktığınızda. E, hatta homo ludens diye bir hı hı. söylem var. Oynayan insan diye bu homosopiyen Aynı Aynı başlıkla ayrıntı yayınlarından çıkan galiba bir de bir e, araştırma kitabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam merak evet, edemem evet. okuyabilir. Kesinlikle okusunlar. Bu e, oyun kültürünün nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. E, Johan Huizinga diye bir yazarın kitabı. Ben de yakın zamanda hani okudum. Alfa yayıncılıktan çıkmıştı bu arada. Alfa'dan çıkmış? E, Alfa'dan çıktı son baskısı. Johan Huizinga'nın Homo Ludens. Oynayan insan aslında modern insanı e, en iyi tanımlayan terimin bu oldu. Hani biz Homo falan diyoruz ama Homo ludens'in aslında bunu en iyi tanımlayan isim olduğuyla ilgili ve bunun işte oyunun toplumsal işlevi üzerindeki durumlarını anlatan bir şey. Yani oyun dediğimizde aslında oyunun tarihi çok çok eskiye, insanlık tarihine kadar dayanıyor ama biz burada işte başlıkta da bahsettiğimiz gibi FRP ve dijital oyunlardan bahsedeceğiz. Şimdi oyun tarihindeki aslında en önemli isim dijital oyunların ve FRP oyunlarının ortaya çıkmasındaki en önemli isim AG Wells. Evet. Şimdi AG Wells, e, ismi belki size yabancı gelmeyecektir ama oyun dünyası AG Wells ne alaka diyebilirsiniz. AG Wells'i nereden tanıyor olabilirler? Bilim kurgu yazarı olarak kendisine biliyor olabilirler. Dünyalar Savaşı, Doktor Monroe odası. Aynen öyle. Görünmez Zaman adam. Kimisi, görünmez Zaman. adam. Evet. Bilim Aslında kurgunun abi... kurucu üç büyük babasından biri kabul edilen bir isim kendisi. Evet, Herbert George Wells. Ee, yani bu İngiliz yazar gerçekten de dönemine yani 1866'da doğup 1946'da aramızdan ayrılıyor. Ee, döneminin çok ötesinde yazarlar şey e, kitaplar yayınlıyor aslında. Yani baktığın zaman Dünya'ların Savaşı işte dünyamızı istila eden işte son yakın yakın zamanda değil mi de son 10 yıl içerisinde Brad Pitt'in de başrolünde oynadığı Brad Pitt'in miydi? pardon Tom Cruise'un Tom Cruise'un 10 yıldan da fazla oluyor bu arada. 10 yıldan fazla olmuş. Belki evet War of the Worlds. İşte dünyayı istila eden uzaylılar. Artık görünmez adam mesela. The Invisible Man eseri yine çok e, önemli bir eserdir. Ve zaman makinesi eseri özellikle. The Time Machine. E, bunlar döneminin çok ötesinde. O dönemler çok fazla böyle düşünülememiş şeylerdi aslında. Ee, o nedenle A.G. Wells aslında bilim kurgu dünyası için çok önemli bir isimdir. Ama bahsettiğimiz gibi A.G. Wells aynı zamanda F.R.P. ve dijital oyunlar için de çok önemli bir isim. Ne evet. alaka diyeceksiniz? Burada aslında işte görünmez adamlı veya dünyalar savaşıydı veya zaman makinesiydi bunlarla hiç alakası yok. A.G. Wells aynı zamanda savaş oyunları tutkunu bir kişiydi. Bu tür şeyleri hani savaş oyunları dediğimiz zaman bildiğimiz şu anki minyatür oyunlar aklınıza gelebilir. O dönemde bunlar küçük minyatürler olarak değil işte yaklaşık bir parmak boyutunda falan kurşun askerler vardı o dönemlerde. işte 1900'lerin başlarında. Bunlarla bahçede, işte evin büyük salonunda falan oynanan oyunlardı aslında savaş oyunları. Savaş oyunları onu biraz daha açmak lazım. O şey de var yani işin içerisinde. Savaş oyunu diyoruz da şimdi insanın kafasına şey oluşmasın bir anda bir Warhammer tarzı. Heh, bir, işte minyatür e, değil. Minyatür gibi değil. Bir, bizim bildiğimiz o ufak minyatürlerden daha büyük hatta e, normal insan boyutlarına ulaşan heykeller Ama hatta tabii. gerçek insanlarla canlandırılan savaşlar var ki canlandırdıkları savaşlarda gerçek tarihi olaylarda yaşanmış olaylar canlandırılıyor. İşte hı hı. E, Amerikan İç Savaşı hakkında bir savaş seansı canlandırılıyor ya da ne bileyim bir... boturlu işte, savaşı falan. boturlu yani. savaşı yapılıyor ya da Birinci Hı -hı. Dünya Savaşı'ndan bir sahne vesaire bu tarz şeyler canlandırılıyor. Yani işin içerisinde daha böyle henüz e, bizim belki bir 10-15 dakika sonra bu podcast'in içerisinde bahsedebileceğimiz fantastik ögelerin bulunduğu savaşlardan ziyade daha gerçek hayatta bulunan savaşlardan bahsediyor. Çünkü o dönem aslında hala günümüzde de devam eden bir şey var. E, militarizm konusuna ilgi duyan ve bunu bir hobi olarak gören birçok e, kurul, kuruluş ve grup var. Ve bu adamlar aslında işin özünde kalkıp da eline tabanca, silah, tüfek alıp e, sıcak çatışmaya giren insanlar değil. Gayet işte aristokrat, üst seviye, parası olan, zengin seviyeden olan insanlar. Ve ne yapıyorlar? Doğru. Seviyorlar bu tarz şeylerle ilgilenmeyi. Bunu bir şekilde bir e, evin bahçesinde, büyük bir alan içerisinde canlandırarak bir savaş oyunu haline getiriyorlar. Doğru, aynen öyle. Şimdi aslına bakarsan Şimdi bu savaş oyunları tutkunu A.G. E. Wells abimiz ilk olarak 1911 yılında Floor Games yani yer oyunları adıyla bir kitap yayınlıyor. Hı hı. Bu yer oyunları kitabı Floor Games kitabı daha çok çocuklara yönelik e, oyuncaklarla oynayabilecekleri oyunları anlattığı bir kitap. Hı hı. Mesela dört kategoriye dört ana gruba ayırmış mesela bu yer oyunlarını. E, mesela şey özellikle de vurgulanan bir şeydir mesela iyi aydınlatılmış ve iyi havalandırılmış bir yerde oynanması gibi bir şey var böyle tam böyle şey üzerine ee, çocuklar için bu dört ana kategori de şey mesela ee, büyük ee, ahşap ee, brickler yani tuğlalar hani ahşap bloklar diyeyim daha sonrasında işte şeyler ee, kereste ve sunta gibi böyle ahşap malzemeler i̇şte elektrikli trenler ve te temir <laughs> yolları. Bir de e, iki inç boyutundaki küçük askerler. Asker oyuncaklar. Şimdi iki inç boyutunda aslında. Bunlar da e, hani bir dönem çocuk işte 80'ler 90'lar çocukları hatırlarlar. işte oyuncakçılarda satılan askerler vardı plastik. <laughs> Onlar gibi biraz düşünebilirsiniz hani. Böyle dört ana kategoride Floor Games adıyla yayınlanıyor 1911'de çocuklara yönelik. Fakat A.G. Wells'e nasıl tutkunu olduğu şey, demin de senin anlattığın gibi savaş oyunları. Yani kurşun askerlerle e, minyatürden biraz daha büyük. Mesela şöyle bir şey var. E, 4.7 inçlik bir silah var mesela. Yani 5 inç. Bu ne kadar yapıyor işte? Yaklaşık 12.5-13 santim mesela. Hani bildiğimiz minyatürlerden çok daha büyük oyuncaklar bunlar. Bunlarla bahçelerde oynuyorlar vesaire. Bunları oynuyorlar ama bunların Kuralları, yazılı kuralları aslında çok net değil. Evet. Bir gün A.G. Wells oturuyor 1913 yılında Little Wars. Türkçe'ye de çevrildi Küçük Savaşlar adıyla. Küçük savaşlar. Evet. Bir kitap yayınlıyor. Bu kitap e, işte nasıl diyeyim 20 yaşından ondan sonra e, büyük çocuklar için falan böyle şey e, kurşun askerler veya oyuncak askerlerle oynamak için kuralları içeriyor. Burada işte atıyorum bir piyade bir fit ilerler bir turda. Bir atla işte üç fit ilerler gibi kurallar var. Şimdi baktığınız zaman burada fit hesapları var. Ve şey bu fit hesapları için baya büyük bahçe, büyük arazi falan gibi şeylerle oynamak gerekiyor. Aslında A.G. West'de bu tarihi savaşları bahsettiğin işte Amerikan İç Savaşı olsun, veya işte bir Waterloo Savaşı olsun vesaire buna benzer tarih savaşları da büyük bahçelerde falan şey yapıyorlar yani. Oynuyorlar arkadaşlarıyla. İlk aslında kurallar seti, bir savaş kuralları seti bu Little Wars kitabıyla ortaya çıkıyor 1913 yılında. Yani bu, bir miyeng mi taşı aslında işin özüne baktığın zaman. Tabii bir, bu bir milat. Yani. Bir kural kitabı. Yani kural kitabı demek belki şey olabilir o noktada. Çok kesin bir karar olabilir ama ne derler? yani kendi oyunlarını kendi oyunlarını kendi oyunları için kurallar koydukları bir kural kitabı diyebiliriz yani hani genel geçer böyle bunlar böyle olacaktır falan gibi çünkü hmm. kendi yarattıkları bir oyun değil ee, sonuçta bu kurşun askerler var bunlarla oynayan o zamanlarda belki binlerce insan var ama kendileri oynadıkları şekilde ve bunları da hani düzgün oynanması şekliyle yazdığı bir kural kitabı diyebiliriz yani hani genel geçer kural, kural kitabı evet evet aynen <laughs> bunu söyleyebiliriz yani e şimdi baktığınız zaman burada işte piyadelerin, topçuların, süvarilerin falan can puanları var mesela. İşte gidebildikleri mesafe, adımlar falan bunlar var ama bir de can puanları var. Şimdi bu evet. çok önemli. Şimdi can puanı dediğimiz şey ilk kez Little Wars'la birlikte bir canlıya matematiksel bir değer atanıyor mesela. Doğru. Bu çok önemli bir şey yani. Bunun öncesinde şöyle bir şey var. Şunu düşünmek lazım. Şimdi senin söylediğin argümana karşı ne, ne alakası var gibi bir karşı argümanla gelindiği zaman şunu düşünmek lazım. Dama, satranç, tavla gibi o e, o dönemde hala yaygın olan, günümüzde de yaygın olan oyunları düşünün mesela. Satrançta her taşın bir canı vardı. Çünkü sen, tur sendeyken atla kaleye aldığında kaleyi yok ederdin. Ya da kaleyle file gittiğin zaman fili yok ederdin. Yani fil file iki kere saldırmak zorunda değildin. Onu. Ya da veziri almak için 5 piyon feda etmek zorunda değilsin. Burada yani. Değildin. Ya da tavlada bir taşı kırmak için üç tane taş üst üste koymana gerek yok. Bir taş bir taşı kırıyor zaten. türlü. Evet aynen öyle. Baktığın o zaman birebir bire Bire, bir. bire bir orantı var. Bu A.G. <laughs> e. Wells'in ortaya koyduğu farklı yapı senin söylediğin gibi bir insanın 5 can değeri bulunmakta, bir atın iki can değeri bulunmakta gibi bir argüman ortaya sunarak karşı karşıya gelen birliklerin birbirlerine saldırı, saldırıda bulunduklarında karşılıklı olarak bir piyon gibi birbirlerini yok etmektense güç bazında birden fazla bireyi yok etme üzerine kurulu bir matematiksel işlem yapmış oluyor aslında işin içerisinde biraz da. Evet işin yani, içine karmaşık biraz daha kompleks bir matematik sokup yani e, daha, biraz daha realistik hale getiriyor aslında. Evet yani orada güçlü bir birey daha kendinden daha güçsüz olanları yok etmek için şans bazında daha karaya çıkmış oluyor. Doğru, aynen öyle. Bu matematiksel denklem Hı -hı. Beraberinde bunu da getiriyor yani güç farklılıklarını ortaya çıkaran bir yapı oluşturuyor. E şimdi baktığımızda 1900'lerde hani 1913'te bu kitap yayınlanıyor o dönem masaüstü şey masaüstü minyatür oyunları çok yok Hı -hı. E, fakat yani bunları oynamak da demin bahsettiğimiz gibi kolay değil yani o kurşun askerler çok e, herkesin alabileceği şeyler değil vesaire derken e, daha sonraki yıllarda ortaya şey çıkıyor aslında. Ee, masaüstü savaş oyunları kültürü ortaya çıkmaya başlıyor. Ama Hı -hı. öncesinde e, 1974 yılında yani 1970'lerde böyle e, Dungeons and Dragons Hı. 70 ve 71'de Dave Arneson ve Geri Gygax isimleri ortaya çıkıyor mesela. Şimdi o dönemde şöyle bir durum var. Yüzüklerin Efendisi çıkmış. 1954-1955 yıllarında. Pek çok kişi Yüzüklerin Efendisi okumuş. İşte biraz daha fantastik kültüre e, vakıf olmuşlar. Modern fantazya da olmuş. İnsanlar A.G. koyduğu kurallarla bahçelerde orduları canlandırmak yerine o orduda savaşan bir savaşçıyı veya bir okçuyu veya bir süvariyi canlandırmak istiyorlar. Dönemin Şimdi, özgürlükçü akımından da etkilenmiş bir durum var zaten ortada. Tabii aynen o dönem Vietnam Savaşı sonrası işte çiçek çocuklar bilmem ne vesaire derken ee, burada bir şey durumu da var daha bireysel bir e, varoluşçu akım da var yani bundan da etkileniyorlar yüzüklerin efendisinin ortaya çıkması söz konusu oluyor insanlar elfler cüceler savaşçılar büyücüler gibi şeylerle tanışıyor ya yani diyor ki ben ben de bir elf okçu olmak istiyorum diyor mesela legolası hmm. okuyan bir genç e şimdi ortada 1913'ten gelen bazı kurallar var e, bireysel bu savaşlarda bireysel bir yani bir birey olarak savaşmak isteyen kişiler var. bunların bir araya gelmesiyle işte 1973'te Dungeons and Dragons, Gary Gygax ve Dave Arneson e, bu sistemi ortaya çıkarıyorlar. Yani 1974'te piyasaya çıkıyor. E, TSR isimli firma Dungeons and Dragons ortaya çıkarıyor ve böylelikle masaüstü rol yapma oyunu FRP ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. E şimdi baktığın zaman yine A.G. Wells'in Little Wars'undaki kuralların bir benzer yapısını ilk Daniel Dragons'ın kural kitaplarında görüyoruz. İşte burada neler görüyorsun? Bir savaşçının işte 10 canı vardır, bir büyücünün 4 canı vardır vesaire gibi bazı kurallar görüyorsun. Bir asker bir filtrür, bir at 3 filtrür gibi şeyler var. Aynen. E baktığın zaman yine bunlar işte AC Wells'ın mirasını devam ettirme husus söz konusu. Aslına baktığında yani onun koyduğu işte ilerleme kuralları, bir karakterin canının olması, bir karakterin şu kadar hasar veriyor olması gibi kurallar artık büyük ordular nezdinde değil bireyler olarak ortaya çıkıyor ve evet. olay bir rol yapma hikayesine dönüyor. Yani ECVS'in oynattığı bu bahçeler bahçede falan oynadıkları savaş oyunlarında hiçbir zaman şey yapmıyor. Başındaki kumandan işte askerlerine döndü ve işte çabuk ilerleyin burayı geçer geçerlerse yok her şeyi kaybederiz falan. Yani böyle bir rol yapmıyor. Adam yok. diyor ki kumandan üç adım ilerliyor diyor. İşte arkadan topçu bir el ateş ediyor diyor falan hani. Sadece bir savaş stratejisi kuruyor orada. Ama işin içine rol yapma girdiğinde ve bir birey olduğunda artık konuşmalar, rol yapma, tiyatral şeyler de işin içine girmeye başlıyor. Bu dönem aslında önemli de bir dönem. Çünkü 1970'li yıllarda bilgisayar oyunları da ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, i̇şte ilk bilgisayarlar üretiliyor 1960'larda 50'lerde bunlar üretiliyor fakat 1970'lerde mesela 1972 yılında Atari firması pong oyununu çıkarıyor. İşte bir topu iki kişi karşılıklı çubuklarla birbirine itelemeye çalışıyor falan ve bu baya e, ses getiriyor. İşte buna benzer oyunlar çıkıyor 1974-75'te Atari'nin Pong cihazları çıkıyor. Konsollar çıkıyor. Burada çok önemli bir durum var. 1976 yılında e, Don Woods ilk yazı tabanlı oyun olan Adventure diye bir oyunu çıkarıyor. Hı hı. Bu aslında ilk 1925'te e, William Crowther tarafından yaratılıyor ama e, 1976'da biraz daha geliştiriliyor baktığın zaman. E, şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Bu yazı tabanlı oyun aynı zamanda bir rol yapma oyunu. Nasıl masa başında işte oyun yöneticisi insanlara şeyi anlatıyorsa e, işte şu anda şöyle oluyor. Karşında böyle bir ortam görüyorsun vesaire. Bunları anlatıyorsa burada da bunlar yazılarla veriliyor sana. İşte yanında çok büyük bir mağara var. İşte or içerden bilmem ne sesleri duyuyorsun vesaire. 1976 yılında oluyor. Evet evet. Bir Aynen. yazı tabanlı macera olarak karşımıza çıkıyor. Yani hatta ilk olarak Colossal Cave Adventure adıyla yayınlanıyor. Daha sonra Adventure adıyla yayınlanıyor. Bu da aslında bilgisayardaki ilk rol yapma oyunu diyebiliriz. Tamamen yazı tabanlı bir rol oyunu. Şimdi baktığımızda 1974'te Dungeons and Dragons'ın çıkması, 1976'da Dungeons and Dragons'tan esinlenen Colossal Cave Adventure veya sonraki update aşamasıyla Adventure oyunu aslında rol yapmanın da temellerini video oyunlarına taşınmış oluyor. Şimdi baktığımız zaman çok önemli bir zamandan bahsediyoruz. 1971-72'de Atari'nin Pong'u yayınlaması video oyunlarında bir devrim oldu. Ve çok kısa bir süre sonra yani yaklaşık 5 yıllık, 4-5 yıllık bir süre sonrasında bir yazı tabanlı rol yapma oyunu ortaya çıkıyor. Evet. E şimdi 1974'te çıkan Dungeons and Dragons tamam ilk başta dünyada çok büyük ses getirmiyor olabilir ama ee, pek çok oyun severi aslında çok derinden etkiliyor. Çünkü böyle bir şey o zamana kadar hiçbir zaman görülmemiş. İşte oyun dediğimizde bilgisayar oyunlarına da baktığımızda video games'e e, insanlar ne oynuyormuş? İşte bu X, o X, Tic Tac Toe dediğimiz işte biri X koyuyor, biri O koyuyor falan böyle oyunlar oynanıyor. 8 bit grafiklerin tüm evet. sürdüğü bir dönemden bahsediyorsun. Hayır 8 bit bile değil 2 bit. Siyah beyaz. Doğru. Monochrome 1960'larda falan yani hani ilk yapılan oyunlar. E, tenis diye bir oyun yapılıyor. İlk video oyunu olarak kabul edilir. Tamamen vektöreldir. Bir tenis topu tık 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 gider böyle karşıdan karşıya. İki tane çubuk tamamen tenis topunu karşılar. İlk video oyunu kabul edilir ve sadece siyah ekranın üzerinde ya yeşil ya da beyaz çizgi vardır. Bu şekildedir. E, baktığımız zaman iki bit bir dünya yani siyah ve beyaz. Burada işte pong var. E, o dönemde işte genelde daha çok satranç, dama gibi oyunlar var. Bazen bilgisayara karşı oynanıyor, bazen iki kişi bilgisayar üzerinde oynuyor. İşte Tic Tac Toe gibi oyunlar var. Bunlar varken bir anda işte dediğim gibi Pong gibi bir oyun çıkıyor veya işte Adventure Colossal Cave Adventure oyunu çıkıyor ve insanlar bilgisayarın onlara sunduğu bir hikayeyi kendi kararlarıyla oynuyorlar. Ya yani bunu nasıl düşünebilirsin? Aslında işte kendi maceranı kendin yarat kitapları gibi düşünebilirsin. Bu text based evet, evet. yani yazı tabanlı macera oyunları çok uzun yıllar devam etti. 90'lı yıllara kadar devam etti. Yani hani sana grafikle sunamadığı bazı şeyleri anlatarak yani yazılarla sunduğu şeyler ortaya çıktı. Yani aslına baktığın zaman FRP ve dijital oyunlar en başından beri birbirleriyle etkileşim halindelermiş yani. Biz farkında olmasak da farkında Tabii. olmasak da dememek gerek de yani beslenmişler birbirlerinden karşılıklı olarak. Tabii tabii. Şimdi aslında karşılıklı beslenmişler deyince şöyle bir şeye de geleceğim. Şimdi demin anlattık işte AJ versin ortaya çıkarttığı daha sonra Gary Gygax ve Dave Arnes'ın Dungeon and Dragons'ı geliştirmesi bu bir bireyin veya bir yaratığın veya bir canlının bir matematiksel değere sahip olmasının önünü açan bir durum. Şimdi bilgisayar evet. oyunlarına baktığın zaman işin arkasında matematiksel bir iş var. Ee, yani sayılar var. Sen ateş ettiğin zaman senin silahından çıkan kurşunun vereceği hasar, onun canından ne kadar gideceği vesaire gibi şeyler. Bunların hepsi matematiksel bir mekanik, oyun mekaniği. E şimdi bu e, oyunlardaki mekanik hesaplamaları aslında Dungeons and Dragons 1974 yılında sunmuş oldu FRP başlangıcıyla. İşte böyle bir matematik var. İşte atıyorum bir uzun kılıç 1D8 yani 1 ila 8 arasında hasar verir. Diyor. Evet. E bir savaşçının birinci level bir savaşçının maksimum 10 canı olabilir diyor. Bunları matematiksel olasılıklara döktüğün zaman da karşına işte belirli olasılıklarla ortaya çıkan mantık çerçevesinde macera oyunları çıkıyor yani. Şimdi dijital oyunlar tamamen FRP'nin ve öncesinde de AG Wells'in sunduğu matematiksel denklemlerden tamamen beslenmiş durumdalar. Yani daha sonraki yıllarda ortaya çıkan oyunlara baktığımızda tam yazı tabanlı oyunları geçtim. Bir sürü e, aksiyon oyunu veya işte bir karakteri canlandırdığın oyun tamamen bunun üzerine kuruluyor yani. İşte belli bir canın var, belli bir hasar alıyorsun, canın azalıyor vesaire. Özellikle arcade döneminde yani Atari diyelim hani Atari salonları vesaire gibi bu dönemde çıkan oyunlarda o can barını pek çoğumuz hatırlarız yani. Evet o can barı o bir sayısal bir şey. Yani atıyorum o 30'dur, 40'tır. Biz onu hep böyle bir sarı veya kırmızı bar olarak görürüz. Ama orada karşı tarafın verdiği hasar bir sayısal değerdir. O da senin canından düşülerek böyle bir can hesabına gidilir. İşte bunların hepsinin temelinde aslında yine TRPG ve en temelinde de Dungeons and Dragons yatıyor. Şimdi burada bir araya gireceğim. Şunu yes, soracağım sana. Ee, şimdi masaüstü savaş oyunları FRP'yi ortaya çıkarttı. Bunun doğmasına gebe oldu. Hı hı. Bunu anlattık. Ee, daha detaylı bilgisi için bu arada YouTube kanalımızdaki Dungeons and Dragons tarihçesinin birinci bölümüne de bakabilirsiniz. Orada da bunu e, anlatıyoruz. Evet. Dungeons and Dragons'ın ortaya çıkmasını doğrudan doğruya bilgisayar oyunlarıyla bağdaştırmak ne kadar doğru olur? Dungeons and Dragons'ın ortaya çıkmasını bilgisayar oyunlarına bağlamak mı? Yani Dungeons and Dragons'taki matematiksel, istatistiksel bilgileri işte bir işte cücenin 10 canının olması, cücenin bir d 8 hasar vermesi. O dönemki bilgisayar oyunlarıyla e, ilgilenen geliştiricilerin beslenebileceği bir alan haline mi getirmiş bunu? Daha düzgün sorarsam. Ha evet. Ya bence evet. Yani dediğim gibi önceden e, tabii ki bilgisayar çok gelişmiş bir cihaz da değildi o yıllarda. Ama yani matematiksel işlem yapan hesap makinesinden hallice bir cihazlı bilgisayar dediğimiz ilk üretilen bilgisayarlar. Hatta günümüz hesap makineleri çok daha gelişmiş. Hatta evet. günümüz e, kol saatleri bile çok daha gelişmiş. Akıllı saatler demiyorum yani. Sadece dijital saatler. Daha yüksek belleğe falan sahipler yani. Şimdi baktığımız zaman yine de bilgisayarı programla satranç öğretebiliyorsun. Satranç ki hani milyonlarca kombinasyonu olabilen bir şey. Ama satranç oynamayı öğretebiliyorsun veya dama oynamayı öğretebiliyorsun bilgisayara. Ama bilmiyorum yani o döneme kadar belki Dungeons and Dragons'tan önce birinin akla geldiyse bile yapılmamış. 1974'te Dungeons and Dragons çıkıyor. 1975 ve 76'ta işte bu adventure oyun ortaya çıkıyor ve bir karakter yaratıp karakterin canı vesaire gibi şeyler ortaya çıkıyor. Yani şu anda video oyunlarının tarihsel akışına baktığımızda Dungeons and Dragons'tan, FRP'den ve bu sayısal mantıktan beslendiğini çok net görebiliyoruz. Hı. Ha şöyle bir şey e, olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Bilgisayar teknolojisi satıyorum. 1950'lerde zaten çok gelişmiş olsaydı acaba FRP'den önce böyle bir mantık ortaya çıkar mıydı? Hani bir karaktere can vermek, bilmem ne, yani bir can puanı vermek, bunlara sayısal bir şey atamak ortaya çıkar mıydı veya AI'dan önce ortaya çıkar mıydı atıyorum yani. E, bu bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Ama ilk ortaya koyanın bu fikri A.G. Wells, bunu da geliştirenin ve bir oyun mantığını oturtanın da Gary Gygax ve Dave Arnes'in Dungeons and Dragons olduğunu söylemek çok doğru şu anda. Yani şey öncesinde ben, bilemiyoruz yani. Şu şu yanlış olur ama bence. Dungeons and Dragons sayesinde e, biz oyunlarda birine hasar verdiğimizde 15 canının gittiğini biliyoruz gibi bir argüman biraz yanlış gibi geldi. Tabii mi? ki tabii ki. Kesinlikle bu çok doğru olmaz. Dediğim gibi 1913'te Hı -hı. atılmış bir temel var zaten. Hı -hı. Little Wars'la. Yani arada 60 yıllık bir süreden bahsediyoruz. E bu 60 yıl zarfında belki kendi çapında oyunlar geliştirenler oldu. Dijital demiyorum. Dungeons and Dragons'tan önce yine bu sayısal veri verileri kullanarak oyunlar geliştirenler olmuş olabilir. Ama hani piyasaya çıkış ve dünyadaki etkisine baktığımızda e, Dungeons and Dragons'ı ön planda görüyoruz diyeyim. Evet. O zaten yani büyük patlama yapmasının sebebi de aslında Dungeons Dragons'ın e, o noktada bireyselciliği daha çok savunuyor olması. Çünkü Dungeons and Dragons öncesine baktığında Devarnis'in ve geri Gaggs'ın e, yaptığı kariyer çalışmalarını göz attığınızda aslında chainmail gibi bir gerçek var zaten ortada. Hiç daha evet. hani rol, rol yapma ögeleri fazla bulunmayan fakat e, bahsettiğimiz savaş ögelerini barındıran bir e, kural kitabıydı Chainmail'da. Keza Devarnasın Blackmoor üzerinde çalışırken aynı dönemde başka yakın arkadaşlarının da kendi rol yapma oyunları benzeri e, masaüstü oyunları üzerine de çalıştığını biliyormuş. Gary e, gecsin hatta e, The Fantasy Game olarak adlandırdığı Dungeons Dragons'ı çok çabuk bir şekilde piyasaya çıkartma isteği de bundan geliyormuş. Biz ilk olalım. Evet. Gibisinden bir şey var. Yani. Bunu mihenk taşı olarak kabul etmek doğru ama sırf Dungeons and Dragons yüzünden şu an ben işte e, Battlefield 1'e girdiğimde el bombası attığımda karşımda adam 15 <laughs> hasar verdiğimi söyleyebiliyor olmam demek çok da doğru değil. Değil kesinlikle değil diyorum ya ama o dönemde çıkan Dungeons and Dragons bunun kırılma noktası hani belki e, bir programcı belki bununla ilgili hiçbir fikri yokken bir oyunda bunun matematiksel bir şeye nasıl dönüştürüleceğine hiçbir fikri yokken Dungeons and Dragons'ın piyasaya çıkmasıyla böyle bir fikir oluşmuş olabilir. Yani dediğim gibi zaten bu temelli yapılan ilk oyun 1976'da çıkan Adventure oyunu ve bu direkt doğrudan doğruya Dungeons and Dragons'tan esinlenilmiş bir oyun mesela. Hani bu belirtiliyor da. o nedenle hani baktığımızda dediğin gibi hani Dungeons and Dragons olmasaydı hiçbir şey olmazdı demek kesinlikle yanlış. Ama Dungeons and Dragons burada nasıl diyeyim İyimeleme ağza bal çalmış. Oldu. Ha, ağza bal çalmış. Daha güzel oldu. <laughs> evet. Öyle bir kırılma yaratmış diyelim yani zihinlerde. Bunun üzerine bir alt başlık açmayı düşünüyorum. Şimdi aklıma geldi. Düşün bakalım. madem kendi hani bahsettiğimiz işte Dungeons Dragons bir FRP oyunu. FRP oyunlarının video oyunlarıyla ilişkisi ya da bir video oyununun FRP ile ilişkisi üzerine ne düşünürsün? Yani şu, evet. şu bir gerçek evet Dungeons and Dragons dünyasında geliştirilmiş bilgisayar oyunları var Baldur's Gate, Icewind Dale vesaire gibi oyunları oynadık. Fakat e, işte başka sistemlerden yapılmış video oyunları ya da bir video oyunundan sonrasına çıkmış FRP oyunları ya da e, rol yapma oyunları üzerine neler söyleyebiliriz ya da neler gördün? Yani şimdi aslına baktığımız zaman e, çok eskiden 80 lerin çocukları hatırlarlar. Ee, 1900 Bakayım hatta şu anda 1988 olması lazım. 1988 evet. Pool of Radiance diye bir oyun var. Hı hı. Bu TSR'ın AD&D settinginden çıkan bir bilgisayar oyunu mesela. SSI Games'in yarattığı bir bilgisayar oyunu mesela. Pool of Radiance 1988. Hı hı. Daha sonrasında işte 1990'larda özellikle Dungeons, şey Dragonlance oyunları çıktı mesela. Dead Knights of Kryn, Dark Queen of Kryn, Champions of Kryn gibi böyle oyunlar çıktı. İşte ee, Forgotten Realms macerası yanlış hatırlamıyorsam Curse of the Azur Bonds diye bir oyun vardı. 1989-90 gibi bir şey. Yani SSI Games'in aslında bir dönem FRP'de yani FRP'yi bilgisayara taşıma coşkusu vardı yani hani evet, böyle Menzo bir Menzoberranzan vardı mesela benim aklıma arasında. Menzo Menzoberranzan var işte Drizit 91, 91. Menzoberranzan. Evet yani e, acayip acayip oyunlar çıktı. Ravenloft oyunları falan çıktı. Strats Possession falan gibi böyle yani o dönemin eee Dungeon and Dragons dünyalarının hepsi aslında bir şekilde dijital ortama aktarıldı yani. Böyle evet, acayip yani. bir zaman vardı. SSI Games çünkü lisans almıştı TSR'dan o dönem işte ee, Dungeons Dragons'ı çıkaran şey e, firma e işte, her Hı -hı. şey. Hı -hı. Yani acayip şey var. Heroes of the Lands diye bir oyun çıkardılar mesela. DOS oyunu. Ondan sonra işte Dragonlance ile ilgili vesaire. Bir sürü şey çıkardı. Hatta o dönem TSR'ın şeyi vardı. Bilim kurgu settingi. Buck Rogers diye. Evet. Buck Rogers çok eski bir şeydir bu arada. Bilim kurgu dizisiydi yanlış hatırlamıyorsan. Film değildi, yani yanlış değil de diziydi. E, gazetelerde komik strip Komik Street'i değil mi? He aynen. E 1990'lı yıllarda işte Buck Rogers'ın bilim kurgu rol yapma sistemi vardı TSR'ın. Buck Rogers'ı mesela bilgisayara uyarladılar. Yani bir dönem dediğim gibi böyle bir coşku vardı. Dark Sun'ı, Ravenloft'u, Dragonlance'ı, Forgotten Realms'ı işte e yine unutulmazlar arasında şey vardı. Eye of the Beholder falan vardı mesela. Evet. Yani Ellerinde bunlar... ne varsa bilgisayara yüklemeye <laughs> çalışmışlar işte. Tabii tabii tabii. Yani... Ee, biraz şeye dönmüş bu. Abi oynayamıyorsanız arkadaşlarınızla bari burada oynayın gibi bir şey var <laughs> yani. Ha bu arada baktım Benzo Beranzan 94'müş o gözü. 94'müş. 94'müş. Okay. Burada mesela çok ilginç bir durum daha var. Ee, bunu daha önce e, FRPN'de çok bahsettik. 1991 yılında SSI Games AT&T ile, American Telekom'la <laughs> Never Neverwinter Nights oyununu geliştiriyor. İlk online oyun. İlk, i̇lk şey, MMORPG. İlk MMORPG daha doğrusu. Evet, doğru. evet. İnanılmaz yani. Bir Yani dünyanın ilk MMORPG oyunu bir işte e, Forgotten Realms şeyi. E, Macerası. AT&T o dönemde e, ilk internet kullanıcılarına hediye olarak bu oyunu hediye ediyor Evet evet. İnternet kullanıcısı olanlara abonelik yapıp böyle internet paketi alanlara falan hediye olarak veriyordu. Ve İnsanlar o... geliyor kare kare oynuyorlardı yani. 95-96 yılına kadar da destek vermiş bu oyunu. Hı hı. Daha sonrasında e, serverlar artık e, boşalmaya başlayınca hani desteğini geriye çekmiş. Fakat hani e, çok seven oyuncular gene devam etmiş bir süre boyunca. Tabii tabii. Onu biliyorum. <laughs> Manyaklar e, D &D, ya. D&D haricinde e, benim bahsedebileceğim Battletech ya da Warhammer gibi ürünler tabii. var. Evet tabii. Kesinlikle. Battletech zaten çok meşhur bir e, seri. Ki keza hem kendisinin savaş oyunları yani masaüstü üzerinde Warhammer benzeri boyamalı biçmeli savaş oyunları oynanabiliyor hem de aynı şekilde rol yapma keza da bir sürü bilgisayar oyunu bulunan bir e, sistem BattleTech, Warhammer da keza öyle, Warhammer Fantasy ve Warhammer 40k üzerinde değişik değişik Aynen. oyunlara girebiliyorsunuz. Gene keza e, rol yapma oyunlarından tutun ki zaten Warhammerın asıl olayı masaüstü savaş oyunları. Aynen Mesela öyle. Özellikle bahsetmek istediğim bir konu Cyberpunk olacak. Hmm. Ee, Cyberpunk 80'lerin sonunda ortaya çıkmış Mike Pondsmith'in elinden çıkma. Cyberpunk 2013, 2020 ve Versiyon 3 olarak yıllar içerisinde geliştirilip ki bizim ya yani benim bahsetmek istediğim asıl Cyberpunk 2020 normalde Hı -hı. bir masaüstü rol yapma oyunuyken çıktığı yıl yanlış hatırlamıyorsam 89 ile 91 arasında falan olması lazım. Nereden baksan 30 yıl sonra. <laughs> yani önümüzdeki yılın e, Nisan ayı içerisinde Witcher'ı geliştiren CD Projekt tarafından bilgisayar oyunu olarak bize sunulacak. Evet Cyberpunk bu bir, 2077. Bu da bir rol yapma oyunuydu. Ve şu çok enteresan şundan dolayı bahsetmek istiyorum. Cyberpunk 2077 bir masaüstü rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2020'den esinlenerek hazırlandı. Ve Cyberpunk 2077'yi de konu edinen bir rol yapma oyunu piyasaya sürülecek. Cyberpunk evet. Red adıyla. Evet. Eylül da Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta ilk olarak bir starter kiti falan çıkacak ya öncesinde. Ağustos ayında çıkacak bir tane ufak. Evet, süre. evet. Yani şey çok enteresan. Bu biz şimdi bahsediyoruz gene 90'larda Dungeons and Dragons oyunlarını sunmuşlar sürekli bilgisayara. Fakat bir multi platform oluşturulma durumu varmış o, o zamanlar T TCR için, daha sonrasında Wizard of the Coast için. Yani elindeki materyali hem masa üstünde oynanabilecek bir yere sunmaya çalışmış. Hem, hem edebiyata taşımış, hem de dijitale taşımış. Doğru. Şimdi benzer şeyleri de sence görmeye başlayacak mıyız? Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam gene birkaç yıl önce piyasaya çıkan bir, bir rol yapma oyununu strateji oyununa çevirdiler. Şey çıktı. Bizim Ece Yılmaz'ın incelediği mutantların olduğu neydi? Year Zero Mutant. Ha, Mutant Year Zero tabii. Mutant Year Zero o da uyarlama diyebiliyorum. O da rol yapma, da yapma oyunu. Falan. Tabii ben de de Book'u da var hatta. Daha sonrasında onu hmm. dijitalde çıkarlar. Road to Eden adıyla. Muhtemelen yeni e, şey maceraları da gelecek onun. Yani hmm. bilmiyorum. İnşallah gelir. Ben çok sevmiştim. Hatta geçen sene Gamescom'da betasını oynama fırsatı bulmuştum hmm. e, davetli olarak. E, sonra da oyunu çıkar çıkmaz zaten e, bitirdim. Güzeldi de. Hatta biraz da kısa. Yani biraz kısa derken böyle alışmışız ya hani stratejik oyunlarda böyle... Uzun uzun aylarca uzun. günlerce oynamaya tabii tabii. Yani ortalama bir 20 saatlik ve 15 saatlik falan bir oyunla bitiyordu. Ya bitmeseydi keşke falan diye hayıflanmıştım da. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, burada aslında biraz rol yapmanın yine derinliklerine indiğin zaman bir rol yapma oyunu yaratmak. Yani sistemden bahsetmiyorum. Bir setting'ten bahsediyorum. İşte Unutulmuş Diyarlar olsun, Ejderha'mız olsun. Bunlar kendine has bir diyar içeriyor ve bu diyarların kendi mekanikleri oluyor. E bunun bir background hikayesi oluyor. Bir de ongoing yani devam eden. Yani bir geçmiş oluyor bir de devam eden bir hikayesi de oluyor. E burada karakterler oluyor. E burada maceralar oluyor. Şimdi baktığın zaman bir video oyunu yaratmak için biçilmiş kaftan. E elinde geçmişi olan bir hikaye var. Devam eden bir hikaye var. Karakterler var. Yaratılmış bir dünya var. Bir macera var. E bunu alıp uyarlamak aslında e, çok zor olmuyor. Hadi en fazla yeni bir macera yazıyorsun ama zaten elinde hali hazırda bütün bilgiler var. E böyle olduğu zaman da daha rahat bilgisayar oyununu uyarlayabiliyorsun. E daha sonrasında ne oluyor? E elinde macera varsa bunu romanlaştırabiliyorsun. Bir yazarla anlaşıyorsun veya bunu yazmak isteyen birileri çıkıyor. E bunu romanlaştırabiliyorsun. Yani eskiden bunlar yapılmış. Eskiden daha çok romanı ve rol yapma oyunu olan oyunlar video oyunlarına uyarlanırken ee, günümüzde video oyunları çıkıyor daha sonra bunun romanları falan çıkıyor. İşte mesela Warcraft. Warcraft ee, bir dijital oyun olarak ortaya çıktı. Tabii. Warcraft bir roman dünyası veya bir çizgi roman dünyası falan olarak ortaya çıkmadı. Bu bir bilgisayar oyunu olarak ortaya çıktı. Fakat daha sonra romanları çıktı. Mesela... Içerisi, multimedya taşındı bu da. Rol yapma Tabii. sistemi de çıktı. D20'yi kullanan bir e, sistemi de vardı. Doğru. Sword and Sorcery. <laughs> e, şey ile çıktı etiketiyle Wizard of the Coast ve Sword and Sorcery etiketiyle ikisi birlikte çıkardılar hatta e, şimdi yine şeye döndüğüm zaman sen örnek verdin değil mi? Games Workshop'un Warhammer sistemi şimdi Warhammer sistemi de aslında şöyle e, demin anlattık işte A.G. Wells'in böyle el kadar adamlarla bahçelerde oynadığı oyunu insanlar artık bahçelerde ormanlarda parklarda oynayamıyordu bunu evde oynanabilir bir hale getirme yolunu arayan minyatür oyuncaklar yani minyatür karakterler üreten firmalardan bir tanesi ve şu anda dünyada da en çok bilinenlerden biri olan Games Workshop mesela. Hı -hı. Onlar da bunu abi siz böyle koskoca parklarda bahçelerde oynamak zorunda kalmayın. Büyük bir masanız olsa burada da oynarsınız. Mantığı küçük minyatürler halinde ürettiler ve Warhammer'ı ortaya çıkardılar. İşte Warhammer 40.000 ve Warhammer Fantasy Battle adıyla ilk ortaya çıkıyor mesela. Ee, şimdi bu adamlar da mesela Warhammer'ı yarattıklarında tamam masa üstünde çok güzel minyatür savaşlar ortaya çıktı. E bunun kitapları çıktı. Daha sonra işte e, rol yapma sistemi çıktı. Bunun bir sürü kural kitapları çıktı vesaire. Ve Warhammer'ın bir sürü bilgisayar oyunu da çıktı evet. sonrasında. Şimdi baktığın zaman artık günümüzde rol yapma oyunları tamamen multi platform bir şekilde işliyor. Bence yani ben bunu şey olarak düşünüyorum. Dediğim gibi bir rol yapma sistemi veya settingi yaratırken Zaten bütün mekaniklerini hazırlıyorsun. Tarihçesini, macerasını, karakterlerini vesaire her şeyi hazırlıyorsun. E daha sonra bir bilgisayar oyunu yapan bir firmaya bunu verdiğin zaman onlara sadece bu işin matematiksel mekaniklerini evet. bilgisayara aktarmak kalıyor gibi bir şey oluyor. Ben ona katılıyorum yani hani e, bir bilgisayar oyunu geliştiricisi için bulunmaz nimet haline gelmiş oluyor. Zaten hala hazırda yaşayan, sevilen, dinamik bir dünyayı kolay Tabii. bir şekilde e, sanal ortama taşıyabiliyorsun. Benim e, kafamdaki diğer sorulardan bir tanesi aslında biz bu, bu noktada şu an elimize o kadar çok bolluk var ki baktığın zaman ve ulaşılabilirlik o kadar kolay hale gelmiş ki bir doyumsuzluk mu var sence? Çünkü e, işte bir oyun çıkıyor abi kitabını okudun mu kitabımın varmış abi işte seneye çizgi romanı çıkacak vay anasını satayım seneye de hmm. Netflix'e çekiyorlarmış hatta işte <laughs> bilmem ne karakterini şey, zenci şey, yapacaklarmış. Zenci <laughs> yapacaklarmış. Yok bunu LGBT'si yapacaklarmış. Çıldırırım <laughs> evet. arkadaş bir hani evet. Bitmiyor ya işin ucu. Bir şey çıkıyor. Bir kere tuttu mu Avruva. Haydi babam her şeyini yapalım. Yani toalet toaleti klozet kapağı olarak alacağım artık Star Wars ürünlerinin yakında. Yani o dereceye gelmiş durumdayız. Öyle öyle. Atıma Gel, gelen ilk örnek Star doğru. Wars oldu mesela. Mesela da bu evet. sence tüketiciden kaynaklı bir e, doyumsuzluk mu yoksa tabii gene işin içerisine giren kapitalizm duygusundan kaynaklı bir e, üreticinin boyumsuzluğu mu? Ya bunun ıı, kapitalizmi kapitalizme yormak hani bilmiyorum çok doğru mu bilemiyorum. Çünkü bu Barsal Aslında, aslında var ya işin içerisinde. Evet sonuçta. evet aslında demin konuştuğumuz şeye bağlayacağım. Eskiden ne vardı işte bir kitap çıkardı. Ya ben şunu biliyorum. Lord of the Rings 1954-1955 yayınlandı üç kitap. Evet milyonlar sattı. Daha sonra audiobookları çıktı. İşte kaset hmm. döneminde mesela Lord of the Rings'in audiobooku çıktı. Niye abi bu adamlar yani kitabını okudular, audiobook'unu da aldılar. Arabalarda dinlediler, bilmem ne yaptılar, Walkman'lerinde dinlediler vesaire. Daha sonra işte demin konuştuğumuz gibi dönem değişti. Bu sefer rol yapma oyunu olan bir şeyin romanı çıktı, bilgisayar oyunu çıktı, işte audiobook'u çıktı vesaire vesaire. E şimdi dönem biraz daha görsel bir dönem. Şimdi bilgisayar oyunu çıkıyor, bunun romanı çıkıyor. İşte mesela bilgisayar oyununda bir hikaye anlatıyorlar. Romanında Aynı hikayeyi daha derin anlatıyorlar çünkü evet. roman hep şeydir ya o örneği veririz yani abi bir iceberg örneği vardır. İşte iceberg'in görünen yüzü filmi, görünmeyen yüzü ben kitabı falan gibi. Kitabı. Hı -hı. Hep böyle bir örnek veririz yani. E şimdi kitapta da daha derine iniyor, daha böyle duygusal şeylere değinebiliyor vesaire. E şimdi bir de e, bir medya var, görsel medya var ortada İşte Amazon Prime var, Netflix var, HBO var, Hulu var, CBS var, bir sürü yayın kuruluşu var. Disney var falan. Bu adamlar bu sefer diyor ki ya bunun oyunu çok güzeldi. Biz görsellerine bayıldık. Bizim bunun bir alternatif macerasını film olarak yap, Ya da dizi olarak yapalım falan. E şimdi oyunu satmış. Kitapları satıyor. E dizisi de izlensin. İzlenir. E bunun bir fan kitlesi de var mı? Var. En az işte bu oyun kaç satmış atıyorum. En az 8 milyon satmış. E tamam bu 8 milyonun 4 milyonu izlese zaten yürür bu. İzkarımızı çıkartmış oluruz. Evet, şimdi böyle bir kültür var. Ha, bana sorarsan, şöyle de bir durum var. Oyunları bile artık çok hızlı tükettiğimiz bir dönemdeyiz. Katılıyorum. Artık o kadar fazla içerik çıkıyor ki, üzerine düşünüp böyle yoğunlaşamıyoruz bile. Kaldı ki benim mesela alıp çok böyle merakla heyecanla alıp bitiremediğim oyunlar oldu. Çünkü ee, yeni bir oyun çıktı. Ya bunu da oynamak istiyorum deyip ona döndüm. Yani ona yöneldim. Daha sonra tekrar geri dönemedim. Bitiremedim. Sonra en baştan başladım. Sıkıldım, devam edemedim vesaire. Çok hızlı içerik üretilen ve bizim de çok çabuk tüketmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz mesela. E şimdi işte Witcher'ın mesela Witcher üzerine örnek vereyim. Evet bu bir kitap serisiydi. Daha sonra bu CD Projekt Red tarafından çok başarılı bir şekilde oyunlara oyun. uyarlandı. Çizgi romanı ee, çıktı. Arada. Çizgi romanı çıktı tabii aynen öyle. Ve şimdi işte dizisi yapılıyor Netflix tarafından. Ee, ben dizisi için heyecanlıyım. Ama şöyle bir şey var. Ben Witcher 3'ü mesela ilk çıktığı zaman oynayamamıştım. O dönem işte başka bir şeyler oynuyordum vesaire. Witcher 3'ü ben 2018'de yani oyun çıktıktan işte 2 yıl sonra 3 yıl sonra falan oynama fırsatı bulabildim. Bayıldım. Ama bayıldım bıraktım. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi Daha fazlasını Witcher... istedin mi? Peki yani atıyorum. Dur şunun romanlarını Dur şunu çizgi romanlarını da okuyayım. İstemedim. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, kitaplarını ben daha sonradan tanıdım. Yani ben e, kitapları olduğunu bilmiyordum mesela. Çünkü kitaplar o dönem Türkçe'ye de çevrilmemişti. Witcher 1'i e oynamıştım dönem, zamanında. Uzun bir dönem İngilizce de çevrilmiş bu arada Witcher'ların romanları. Doğru doğru aynen. Birinci oyun çıktıktan çok uzun bir süre sonra İngilizce'ye çevrilmiş Witcher'ın romanları. Olabilir onu bilmiyordum. Ben mesela birinci oyunu oynadım. Oha güzel falan dedim. İkinci oyunu çok sevmemiştim. Daha sonra bunun romanları varmış olayı çıktığında ben oyunu oynamıştım. Ve romanları farklı mı aynı mı? Yani çok da bilgim yoktu. Çok öyle oturup araştırmadım. Çünkü çok Witcher'a düşmemiştim açıkçası. Ama Witcher 3'ü mesela ee, biraz gecikmeli de olsa çok severek oynadım. Ek paketleriyle falan da bitirdim. Yani ama şey de olmadım. Abi dizisi çekilse bunu mutlaka görmek istiyorum falan demedim. E gördüm abi ben yani Geralt'la bütün macerayı yaşadım. Çok da heyecanlıydı, çok güzeldi. Duygusal alanları da vardı dolu dolu yaşadım. Yani ben o kadar da şey değilim. Ve şu anda başka oyunlarım var. Başka şeylere yöneldim. Biraz daha farklı kafalardayım. Yani çıkınca izleyeceğim. Ama e, bilmiyorum bir IP'nin yani bir böyle oyun şeyinin veya bir rol yapma şeyinin böyle sonuna kadar sömürülmesi bir yerden sonra kabak tadı verir diye düşünüyorum. Beni de ama, rahatsız ediyor. Yani senin dediğine katılıyorum. Hani konu dışına birazcık çıkılacak gibi hissettim ama yine de hani söylemekte fayda var. Şey tabii hatırlıyorum. Tabii. Ben de hani ee, haftalık harçlığımı bitirip ayda bir kere böyle CDC'ye gidip oyun aldığım dönemleri hatırlarım. İşte tabii korsan dönemi yaygın Hı -hı. o sırada. Her oyuna çok kolaylıkla ulaşabiliyorsun ama yine de yeri geldiği zaman e, ne tercih yapacağını da bilemiyorsun. Bir şey Hı. alıyorsun beğenmiyorsun. Arkadaşına veriyorsun ya da geriye satıyorsun. Takas veriyorsun. Ama bir oyunu bir beğeniyorsun. Ya belki 3 ay, 4 ay 5 ay, 6 ay. Yani Age of Empires 2'ye ilk çıktığı zaman aklıma aldığını ve yani böyle ...senelerce oynadığımı sürekli olarak bilgisayarımda kurulu olduğunu bilirim. 98-99 işte StarCraft. E Starcraft Ay, gerçekten. Aylarca, var. yıllarca oynadım yani oyunu. Hı -hı. O yüzden e, eskiden bu kadar çok şey yoktu. Hı -hı. E, elimizde oyun çıkmıyordu. Her gün böyle bir... E, ...epik oyun çıksın da oynayalım falan, indie oyun gibi bir mantık yoktu e, o dönemlerde. O zaman ne yapıyordun işte? Eline bir ne gelirse şey çalışıyordum bir şekilde. Daha fazlasını yapmaya çalışıyordum. Tabii bir de o dönem işte mesela ben 90'lı yıllardan bahsedeyim. Böyle tam çözülmüş, hileymiş bilmem neymiş bunlar da yok. Bir yerde takıldın mı abi? Ya oynayan arkadaşına soruyorsun. Ya sağa sola sormaya başlıyorsun falan. Ya, ya da doğru. çözmeye çalışıyorsun haftalarca günlerce yani. Ya da e, basılı yazın yazında dergilerden bir tanesi tam çözümüne yayınlayacak da onu bekleyeceksin. O da bir ay sonra veya iki ay sonra zaten. Evet. İşte evet. o dönem oturuyorsun saatlerce günlerce çözmeye çalışıyorsun. Bir şekilde çözüyorsun da yani. Hani yani böyle benim, bir dönem yaşadık. Benim bağlayacağım nokta şu o konuda. Yani ben bunları tüketirken, ya sömürürken hatta sünger gibi em emmeye başladığım sırada şunu dediğimi hatırlamıyorum. Ya şu Age of Empires 2'nin filmi olsa da izlesem. Tamam bu çok saçma bir <laughs> argüman oldu ama verdiğim örnekten yola çıkarak söylediğim şeyi evet. söyleyeyim. Ama evet, şunu da biliyorum. Evet. PlayStation 3 döneminde Heavy Rain ilk çıktığında ayıla bayıla oynamıştık biz. Kaç kere of. yani. hani Üst üste bitirdiğim sabahlara kadar oynadığımızı hatırlıyorum. Arkadaşların evinde. Herkes farklı bir şekilde bitirmeye çalışıyordu. Sonra şöyle bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum ben. Gene o dönemde forumlarda ve sosyal medyada da olsa. Ya Heavy Rain'in filmi olsa ne kadar güzel olur. Ya arkadaş zaten oyun film gibi. Aynen film. Zaten biz bir filmi oynadık. Yani sen onu oyuna... 4 kere beş kere altı kere üst üste bitirip farklı şekillerde lezzetler alabiliyorsan film gibi bir oyun zaten. Bunun İnteraktif bir film, film aslında evrene. Evet, yani. yani. film filmi olmasına ihtiyacı yok ki. yani. Bazı şeylerin gerçekten hani daha fazla böyle deşilmesine ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum. Tabii. Ben mesela onunla ilgili tek verebileceğim örnek belki de yani ilk aklıma gelen yani tek olmasa da e 1996 veya 97 yılı Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorum. 97 yılıydı. Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorum. Ve şunu dedim ya bunun filmi çekilse kim oynar hmm. diye kafamda böyle bir düşünceye e, canlandı. Hatta o dönem e, bana o Yüzüklerin Efendisi kitaplarını veren arkadaşımla da konuşuyorduk. Ya abi dedim bunun filmi çekilse çok güzel olmaz mı? Ya ben de aynı şeyi düşündüm güzel olur falan. Hatta işte Gandalf'ı Sean Connery oynasın falan gibi bir şey gelmişti aklıma <laughs> tamam mı? Ondan sonra bir dönem daha sonra 2000 işte 2000'li yıllarda hani Yüzüklerin Efendisi filmi çıktığında ilk olarak Gandalf'ı olduğu için Sean Connery ile görüşüldüğünü öğrendim de çok mutlu olmuştum mesela. <laughs> Lan oğlum doğru düşünmüşüm oğlum falan. Ben de böyle düşünmüştüm falan demiş. Çok hoşuma gitmişti. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni gerçekten istemiştim. Çünkü o kadar betimle, yani güzel betimlenmiş, detaylı bir dünya bir evren vardı ki onu görmek istedim yani. Hı. O yüzden istedim. Ama e şimdi video oyunlarında zaten filmdekinden çok daha detaylı bir şekilde gördüğüm bir dünyayı ya bir daha filmde görmek böyle çok da açıkçası bana şey gelmiyor, cezbedici gelmiyor. Hatta bazen hayal kırıklıkları bile yaşıyoruz işte yani. Yaşamamak elde değil. Yani sürekli karşımıza çıkan yapımlar göz önünde bulundurulduğunda aradan çok gerçekten sivilip ayrılıp çıkan foto finişe çok hızlı giren filmler diziler de oldu son dönemde. Şimdi hani... Hakkını yememek lazım bazı yapımların da. Hı hı. Tabii, yani genel tabii. olarak düşündüğümüzde ilk konudan yola çıkarak başladığımızda aslında bizden kaynaklı büyük ihtimalle tüketiciden kaynaklı ya da e, o sırada tüketmekte olduğumuz şeyi doyamadığımızdan kaynaklı. Farklı bir mecrada nasıl daha fazla ulaşabileceğimiz yönünde. Evet. Tırmalamaya başlıyoruz. Belki atıyorum işte Dungeons and Dragons ilk çıktığında geliştiricileri Dave ve Gary geleceksin kafasında bunların hepsini bilgisayar taşımak yoktu. Tabii. Yani şöyle bir gerçek de var gerçi parantez açayım. Dave Warniss'in e, second edition dönemlerinde araları bozulup iyicene firmadan uzaklaşmaya başladığında kendi bilgisayar oyunu firmasını kuruyor mesela. Hani gelecek burada diyor. Bilgisayar oyunlarında diyor. Akıllıca davranmış. Çok akılca davranmış doğru. Fakat bu ikisi ilk çık dönemde seneye de işte filmini çıkaralım. 3 <laughs> sene sonra da işte phase 3'e geçeriz falan gibi düşünceler yokmuş büyük ihtimalle. DLC çıkarırız 2 ay sonra falan. <laughs> Burada senin gibi düşünenlerden kaynaklı büyük ihtimalle sanal ortama bir yönelme var 80'ler boyunca. İşte adam Dragon Lance'ı okuyor. O sırada bilgisayar oyunlarıyla da haşır neşir. Ya aslında Dragon Lens bilgisayar oyunu olsa ne güzel olur diyor. Hı hı doğru. O, tabii ki kulaktan kulağa yayılabilecek bir şey. Tabii ki bu belki de hani bir çocuğun ağzından çıkan kelebek etkisiyle geri geri geksin kulağına gitti de yapıldı değil. Tabii. Kümülatif bir bilgi olduğu için işin içerisinde. Sonucunda ya evet insanlar bunu istiyor. Bizim bunu yapmamız lazım oldu. Yani aslında bir noktada biz kendi kendimizi bitirdik. Şuna getireceğim lafı. Yani o kadar çok aslında sevdiğimiz ürünlere, içeriklere karşı alternatif sunuluyor ki hangi birini takip edeceğimizi şaşırıyoruz. Doğru, aynen öyle. Yani aynen en başında öyle. keşke AGVs e. bilim kurgu yazmasaymış şöyle. <laughs> Oy, keşke hiç oyunlar olmasaymış. Keşke bilgisayar icat edilmeseymiş. Keşke podcast yayını yapmasaymışız. Tabii. Alan Turing'e <laughs> küfredeceğiz birazdan yani. Ona <laughs> gidiyor. Yani şimdi mesela hani e, asıl konuya döneceğim. Orada tamam. mesela es geçtiğimiz bir nokta da var. Yani es geçtiğimiz değil aslında sırası gelmemişti o yüzden söylemedim. Hani FRP dijital oyunlar e, birbirine nasıl etkiledi derken şimdi hep dijital oyunları FRP etkilemiş gibi bir e, yaklaşımla ilerledik. Çünkü öncesinde yani FRP çok daha basit bir mekanik. Video oyunları daha kompleks bir mekanik. Öyle olduğu için de tabii ki o kompleks sistemin gelişmesi zaman aldı. Ee, bundan gelişirken de daha basit mekaniklerden etkilenerek daha kompleks hale geldi. Şu anda baktığın zaman zaten bir bilgisayar oyununu e, FRP ile kıyaslamak çok mümkün değil. Bilgisayar oyunu sırasında atıyorum en ufak bir hamlende arka planda belki milyonlarca işlem yapılıyor şeyde masa üstünde FRP oynarken böyle bir şey yok çok daha basitçe bu işlemler yapılıyor. Neyse geleceğim nokta şu e, bilgisayar oyunlarında özellikle grafik teknolojisinin gelişmesiyle bizim masa üstünde hayalimizde canlandırdığımız veya sadece iki boyutlu çizimlerini gördüğümüz karakterlerin aslında yaşantılarını, üç boyutlu hallerini ger gerçek diyebileceğim hani tırnak içinde daha böyle göze hitap eden hallerini görmeye başladı. Böyle bir durum var mesela. Bilgisayar oyunlarının FRP'ye böyle bir katkısı var. Yani atıyorum eskiden bir troll dediğimizde, ogre dediğimizde, goblin dediğimizde bunların sadece elimizde iki boyutlu çizimleri varken şimdi bunların üç boyutlu modelleri, hatta sesleri, ee, ne bileyim saldırıları, bilmem ne her şeyleri görsel olarak da gözümüzün önüne geliyor. <laughs> Bilgisayar oyunlarının aslında böyle bir e, görsel katkısı da var FRP'ye. Evet. Bunu söyleyebilirim mesela. Bir de şöyle bir şey oldu. Bilgisayar oyunları ve FRP ile ilgili bir dönemde yanlış kararlar da alındı. Bilgisayar oyunlarının işte MMORPG türlerinin çok yaygın olduğu dönemlerde işte Dungeons and Dragons 4th Edition çıktı. Adamlar 4th evet. bildiğin bilgisayar oyunu Yo, sistemiyle evet. masa üstünü ayarlamaya çalıştılar. Skill basma diye evet. Tabir edebileceğiniz World of Warcraft oynayanların bileceği gibi işte hani 1'e bas taunt yap 2'ye bas işte charge yap falan gibi özellikler bir anda Dungeons and Dragons'ın oynama mekanikleri haline geldi bir rol yapma oyunu. Masa Tabii üstü işte. rol yapma oyununu. Yani işte daha önce de konuşmuştuk bunu. İşte kılıcımı çektim vuruyorum gibi bir şey kalmadı. Hı -hı. İşte ben e, şu skillimi yapıyorum falan. Evet. Yani öyle bir saldırı normal basic atak gibi bir şey ortada kalmadı. İşte ben whirlwind atak yapıyorum falan. Bunları demeye başladım falan ve bütün masaüstü oyuncular yani Ferip oyuncuları rahatsız oldu. Dedi ki bu ne be falan dediler ve oyun hem anlaşılmaz hem zor bir hale geldi. Ya çünkü atıyorum en basitinden World of Warcraft'ın arkasında işte milyonlarca matematiksel işlemin döndüğü bir mekanik var. E şimdi sen bunu masaüstüne getirdiğin zaman tek bir zar atarak yaptığın çalıştığında olmuyor. Ve adam hmm. bir de özgür olmuyor yani. Adam beş tane hata var bu beş hata yapıyor sadece. Ya hayır ben ağaca çıkacağım ağaçtan atlayıp herifin kafasına oturacağım. Böyle öldüreceğim o adamı. Onun için Aa. 6. seviyeye gelmen lazım. <laughs> evet. alacaksın Yok abi ben de sevmiyorum öyle şeyleri. But attack alman lazım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Böyle bir şey yapıyorsun yani. Buna dönünce tabii olmadı. Hani FRP ile dijital oyunlar birbirine e, pek çok konuda beslese de birbiriyle yan yana geldiği zaman da çok anlamsız şeyler ortaya çıkabildiğini gördük. Evet kötü tatlar bıraktığı zamanlar da var doğru diyorsun. Katılıyorum. Evet evet. Ama gerçekten bilgisayar dünyası şu anda inanılmaz fotorealistik grafiklere dönüşmeye başladı. Ee, bu yakın zamanda bence böyle şey gelecek durum yani hani e, realistik oyunlar yani eskiden şey vardı e, sinematik video oyunlar evet. vardı böyle ee, yani adamlar video olarak çekiyorlar interaktif video olarak çekiyorlardı sen bunu oynuyordun ya Yakın bir zamanda bu tamamen bilgisayarda oluşturulmuş, gerçek görüntülerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Mesela buna en güzel örneklerden bir tanesi John Favreau'nun çektiği The Jungle Book, orman kitabı ve yakın zamanda vizyona giren Aslan Kral'da Lion King'dir mesela. Adamlar Aslan, Kral'dan çok memnun kalmamış insanlar. Ayrı bir konunun şey olsun. Başlamış. Tabii tabii o başka bir şey ama baktığın zaman mesela ben The Jungle Book'u izlediğimde aklım çıktı yani. Dedim ki adam hayvansız belgesel çekmiş dedim yani. Hmm. Keza aslan Kral için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani hayvansız belgesel var ortada yani. <laughs> Ay, ve ha yani, evet hayvan yok yani ortada. Hiçbir hayvan yok ortada. Ama bir orman var ve hayvanlar var yani. E şimdi bilgisayar oyunlarında da buna dönecek. O kadar realistik insan karakterleri çizecekler ve o kadar realistik bir e, dünya yaratacaklar ki bir yerden sonra. Yani realistler ki ha camdan dışarı bakmışsın ha bilgisayarın ekranına bakmışsın. O kadar realistik bir hale gelecek. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor bu anlamda. E öyle olduğu zaman artık e, görsel olarak başka mecraları besleme kısmı da öncü artık video oyunları olacak burada yani. Hı hı. Diyecekler ki abi bunu video oyunu çıksın da bir görelim. Neye benziyormuş. Evet doğru Şu, şu romana bir bilgisayar oyunu yapsalar da şunu neye benzediğini bir gibi. Böyle bir, bir, şeye dönüşüyor. Bir nesil sonra değil belki iki nesil sonra. Evet. Bu tarz şeylerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek tabii ki. Evet evet kesinlikle de böyle olacağını düşünüyorum. Yapay tabii ki işte yazılım bilgisayar teknolojisinin güçlenmesi, yapay zekanın işte kullanılabilirliğinin artırılması gibi şeylerin de etkisi olacak bunlar. Yani şu an şimdi mesela vereceğim bir örnek 4K çözünürlük diyoruz. 4K çözünürlük işte bizim hayatımıza geçen sene girmedi. 4K çözünürlük dediğimiz şey 2006'dan beri var olan bir teknoloji aslında teknoloji. fakat şu, şu an e, bireysel tüketicinin evine sokabileceği bir boyut haline geldi. Doğru. Şu an İyi, büyük yakın firmalar, zamanda 8 kyı tanıtılır işte. Tabii 8 kyı tanıttılar. 8K da eski bir teknoloji aslında. Şu an bilinen Doğru. bir gerçek büyük firmalar 80K teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Yani hani Hubble teleskobuyla e, uzak galaksilerin fotoğraflarını çekebiliyoruz ya. Evet. Ya bu belki bizim evimize yarın öbür gün girmeyecek ama işte bir iki nesil sonra biz bunu evimize çok kolaylıkla bakkaldan ekmek alır gibi evimize sokabileceğimiz bir teknoloji haline gelecek. O noktada senin dediğin şey çok doğru. Ona kesinlikle katılıyorum. Yani e, altyapı geliştikçe çünkü bu hep üst üste koyarak, birikerek ilerleyen bir şey. Doğru. Ya yani böyle evet. olunca işte FRP'nin hani masa üstünde hep böyle hayal gücümüzle canlandırdığımız şeyleri bayağı gerçek halde göreceğiz yani. Hani tırnak içinde söylüyorum bunu. Gerçek halde görebileceğiz yani. Böyle birbirini beslemeye de devam edecek bu kültürler. İşte Rol yapma oyunları hikayesiyle maceralarıyla derinliğiyle yarattığı dünya ile derinliğiyle e, hayal gücünü beslemesiyle yine devam edecek. Hiçbir zaman ölmeyeceğini düşünüyorum ben bunun. Hmm. E, video oyunları da bunlardan beslenirken bir anlamda da görsel anlamda bunları besleyecek yani karşılıklı bir e, etkileşim devam edecek ve daha ileri boyutta devam edecek diye düşünüyorum. Şu an piyasada e, Steam üzerinden özellikle ulaşabileceğin bir sürü e, oyun yöneticiliği programı var. Yani kendini evet. oyun yöneticisi olarak açıp, e, arkadaşlarını oraya davet edip Skype üzerinden sadece onların görmek istedikleri şeyi onların önüne sunabileceğin, bir masaüstü fiziksel ortamda oynayabileceğin rol yapma oyununda ihtiyacın olan her şeyi sanal ortamda bulabileceğin uygulamalar artık piyasada var. Evet. Ve kullanılabilikleri arttı ve erişilebilikleri de çok kolay hale geldi. Yani eskiden vardı bunlar, eskiden de gene yok değildi ama e, oynanabilirlik açısından, kullanıcı dostu olma açısından, arayüz açısından daha kolay hale getirilmiş ya da şimdi bu senin dediğinden mesela benim aklıma gelen fikirlerden bir tanesi. Belki atıyorum 5 e, sene sonra, 6 sene sonra çok da uzak bir gelecekte değil. Artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde ve bu tarz programlar sayesinde ben bir oyun yöneticisi olarak kendi kafamla canlandırdığım ya da tasarladığım bir dünyayı gene artırılmış gerçeklik gözlüğü takmış oyuncularımla onun içerisinde oynayıp paylaşabileceğim bunu. Tabii Microsoft'un HoloLens var mesela. HoloLens Hı. 2 çıkacak önümüzdeki günlerde. Ee, HoloLens gerçekten bulunduğun odada bir zindan yaratmana imkan sağlayacak belki de. Hı. Ya da buna benzer işte HoloLens gibi benzer yapılar da dediğin gibi artacak. Ee, sen kendi dizayn ettiğin şeyi oyuncuların HoloLens'ine gönderdiğini adam bir anda kendini bir zindanın içinde bulacak mesela. Buna benzer şeyler yakın zamanda sürpriz olmayacaktır katılıyorum. Konu hakkında söyleyeceğim başka bir şey var mı? Başka bir şey yani toparlamak gerekirse bence dediğim gibi hani FRP ve dijital oyunlar birbiriyle e, çok çapraz ilişkiler halinde. E, birbirlerine çok besliyorlar. E, öncesinde evet FRP hani çok beslemiş ve beslemeye de devam edecek. E, ama sonrasında dijital oyunların artık çok gelişmesiyle şu anda dijital oyunlarda FRP'yi işte görsel anlamda ve işte ne bileyim e, yaratıcılık anlamında da çok fazla besliyor ve bunlar daha böyle e, iç içe geçecek gibi düşünüyorum İşte demin verdik örnekleri 80'li yıllarda SSI Games e, FRP maceralarını oyunlara dönüştürüyordu e, şimdi işte e, yıl 2020'de yıllar önce çıkmış bir RPG oyununu Cyberpunk'ı bir şey olarak e, CRPG video oyunu olarak göreceğiz. Yani bu süreçte hala devam ediyor ve hiçbir zaman da bitmeyecek. Karşılıklı bir beslenme süreci devam edecek. Buradan da AG saygıyla anayım. İyi ki böyle bir şey yapmış. Evet dinliyorsa selam olsun ona da. <laughs> Peki. Adam bilim kurgu yazar abi yani düşünmüştür onunla. Hmm. <laughs> hmm, bilemedim. Selam Başına olsun o zaman. Alman'ın teknoloji fikri diğer tarafla bağlanmak ister misiniz? <laughs> evet. Arttırılmış gerçeklik. White noise. <laughs> <laughs> Allah benim de üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Çağırdığın için beni. Ağzına sağlık. <laughs> Hepimizin ağzına sağlık. Bu arada bahsetmediğimiz bir sistem geldi aklıma. Tabii. World of Darkness. World of Darkness, oldu. evet. World of Darkness'ı da hem bilgisayar oyunu olarak gördük, hem de masaüstü rol yapma oyunu olarak. Tabi tabii. World of <laughs> Darkness'ın ilk bilgisayar oyunu olarak ortaya çıkışı yanlış bilmiyorsam, e, Vampire: The Redemption'da Aha. Christopher Malt diye bir e, önce bir Templar tapınak şövalyesi, daha sonrasında modern zamana gelen bir vampiri canlandırıyorduk. Daha sonra tabii asıl kırılma noktası Vampire: The Masquerade Bloodlines, Bloodlines. oldu ki. Yani milyonlarca kişinin aklı çıkarak oynamıştır. Şimdi biz mesela burada bahsettik. Kesin birkaç kişi download tuşuna bastı şu anda mesela. Kesin. kesin. Çünkü ne zaman biri Vampire the Masquerade Bloodlines'tan bahsetse birileri onu download <laughs> etmeye başlar. <laughs> Böyle bir durum var. Ve yakın zamanda da işte önümüzdeki e, yıllarda göreceğimiz, önümüzdeki yıl göreceğimiz galiba. Daha net tarih verilmedi sanırım ama önümüzdeki yıl çıkmasını beklediğimiz yeni Vampire oyunu Bloodlines 2'de Tamamen bir rol yapma mekanikleri üzerine kurulmuş bir rol yapma oyunu yani CRPG olarak karşımıza çıkacak. Bu da dediğin gibi işte White Wolf firmasının yarattığı World of Darkness dünyasında geçen Vampire sisteminden ortaya çıkan bir oyun yani evet. Bu da çok bu arada, güzel bir örnek oldu. Bu arada onlar hakkında da daha fazla detaylı bilgi duymak isterseniz üçüncü podcast bölümümüz ve 8. podcast bölümümüzde Ece Yılmaz'la hem Bloodlines üzerine hem de World of Darkness dünyası üzerine konuştuğumuz muhabbetlerinizi dinleyebilirsiniz. Evet kesinlikle dinleyin. Ve sitemizi de takip edin. Orada da Vampire ile ilgili çok önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. O zaman diyecek bir şey yoksa ufaktan olaysız dağılalım. Olaysız dağılalım. Sağa sola bulaşmadan, kavgaya karışmadan. Aynen. Bizleri e, her zamanki gibi sosyal medya üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz konular varsa gen sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoyu bu daha doğrusu kaydı YouTube üzerinden dinliyorsanız zaten aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi Spotify ya da Podbean üzerinden dinliyorsanız aşağıya yorum yazamayacaksınız çünkü yorum kısmı yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman olay siz dağılıyorum ha. Tamam, dağılalım. Tamam. O zaman görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.